tıp dünyasının çözmeye çalıştığı problemlerden biri de kısırlık. Bu yolda umut vaat eden pek çok araştırma var. Ancak içlerinden biri dünyaca ünlü MIT, yani Massachusetts Technology Institute tarafından 2017'de bilimde çığır açan 10 gelişme arasına girdi. O çalışmada bir de Türk araştırmacı yer alıyor. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinden Berna Sözen. Ve Sözen'le o çalışmayı konuşacağız. Vaat ettiklerinin neler olduğunu öğreneceğiz, anlamaya çalışacağız. Sayın Sözen, öncelikle tebrikler. Teşekkür ederim. Merhabalar. Merhabalar. Size birçok sorum var ama şunla başlayalım mı? Bize embriyoyu bir tanımlar mısınız? Nedir embriyo? Oradan devam edelim. Embriyo nedir? Embriyo aslında yaşamı başlatan hücreler topluluğudur. Hı hı. Bir sperm ve yumurta birleştiğinde bir embriyoyu oluşturur ve bu ana rahmi içerisine yerleştiğinde artık gebelik dediğimiz süreç başlar ve bundan sonrasında da bir bebek gelişimi gerçekleşir. Peki siz bu araştırmaya başlarken hangi amaçla, hangi hedefle yola çıktınız? Neydi hedefiniz? Bizim hedefimiz çalışmaya başladığımızda yumurta ve sperm olmaksızın kök hücre kullanarak bir embriyo gelişimi taklit edebilir miyiz? Ya da taklit edebilirsek ne kadar bu süreci gerçekleştirebiliriz, ne oranda taklit edebiliriz, bunları araştırmaktı. Zaten geçtiğimiz yıllarda buna yönelik bazı önce spekülasyonlar, daha sonra bazı çalışmalar yapılmıştı. Ancak gerçekten çok limitli durumdaydı ve net bir çalışma ortaya çıkamamıştı. Biz de hem onların izinden yola çıkıp hem de daha ne kadar geliştirebiliriz, nerelerde problem var, nasıl yapabiliriz diye bu çalışmaya başladık ve bu şekilde de ilerledik. Peki bu çalışmayla kadınlarda düşüğün nedenleri daha anlaşılır mı olacak? Yani hamilelikte ikinci ve üçüncü haftada neler olduğu sizin bu çalışmanızla ortaya çıkabilecek mi Sayın Sözen? Zaten şu anda net olarak açıklayabildiğimiz, net olarak bilimsel olarak ortaya koyabildiğimiz en önemli süreç bu. Normal bir gebelikte, normal bir memeli gebeliğinde iki ve üçüncü haftalar rahim içerisinde gömülü gerçekleşinden, embriyo bu dönemde rahme gömüldüğünden direkt gözlenebilirliği olmayan aşamalar. Dolayısıyla evet, biz aslında bu dönemlerde ne oluyor, erken gebelik kayıpları neden yaşanıyor, hangi genetik faktörlere veya hangi hücresel faktörlere bağlı bilmiyoruz. Bazı kitaplarda geçen bazı tabii bildiklerimiz var ama çok yetersiz. Hı hı. Zaten çalışmanın amaçlarından biri de buydu. Biz çok erken dönemlerde, yani bahsettiğimiz aşama daha bir hücreler topluluğu. Hı hı. Biz bu aşamayı nasıl görüntüleyebiliriz? Neden sağlıklı gelişim, doğru gelişim nasıldır? Bunu incelemekte aslında, ki bunu zaten ortaya çıkardığımızda hataların nerelerde olduğunu da keşfedebilmemizi sağlayacak. Peki şimdi hücreler topluluğu dediniz ya embriyo için o dönemde. Embriyonun kusursuz hale gelmesi ne demek? Yani bu araştırma eğer istediğiniz sonuca ulaşırsa bunu mu vaat edecek topluma? Ne vaat edecek? Öncelikle bu kara kutu dediğimiz dönemi çözmemizi vaat ediyor. Hı. Bu çok önemli. Doğru bir gelişimin, yani biz üçüncü ayda veya doğum sonrasında gün be gün, an be an neyin nasıl olması gerektiğini çok iyi biliyoruz. Bu nedenle de çok gelişmiş tıp teknolojilerine sahibiz aslında. Ve teşhis ve tedavi yöntemleri her geçen gün gelişiyor. Ama bahsettiğim ikinci ve üçüncü haftalarda bu bilgi birikimine sahip değiliz. Bu nedenle de teşhis ve tedavi yöntemini de bilmiyoruz. Öncelikle bunu vaat ediyor. Şu anda somut olarak çalışmamızın getirisi. İlerleyen dönemlerde tabii ki bu şu anda oldu veya olacak diyebileceğim bir şey değil. Ancak ilerleyen yıllarda, bu 5 yıl olur, 10 yıl olur, daha fazla olur veya daha kısa olur, sperm ve yumurta olmaksızın kök hücre kaynaklı daha da ilerlemiş aşamalara giden bir embriyoyu yapabilir miyiz? Bu tabii ilerleyen dönemlerde göreceğiz. Bunlar çok iddialı sözler ama işte lütfen bizim de anlayacağımız şekilde anlatır mısınız? Yani anneye ve babaya ihtiyaç olmayacak mı ilerleyen yıllarda? Sizin bu hücreler topluluğunu daha ilk baştaki o dönemi anladıktan sonra anneye ve babaya ihtiyaç olmadan mı çocuklar olacak? Nasıl olacak? Yani bunu söyleyebilecek şu anda hiçbir bilimsel bulgumuz yok. O yüzden en başta bir bilim insanı olarak evet olur ya da hayır olmaz demem zaten çok doğru değil. Hı-hı. Bilim insanı elindeki bulgulara göre konuşur. Şu anda bizim tek bulgumuz erken bir dönemi taklit edebildiğimiz. Tek bir bireyden kök hücre almak terimi zaten
Tabii ki bir bireyden kök hücre ellisi yapabilirsiniz. Bu hücreleri de farklı kök hücrelere yönlendirebilirsiniz. Hani bir potansiyel olarak tabii ki bu potansiyel var ama bu şu demek değil, tek bir bireyden alınan hücrelerle bir embriyo oluşturulacak. Hayır, şu anda böyle bir şey yok. Şimdi erken dönemi taklitten bahsettiniz. Bunu nasıl taklit edeceksiniz? Yani yumurta ve spermi ihtiyaç ortadan kaldırılabilecek o zaman. Yani bunu şu anda bunun ön çalışmalarını yapsanız mı? Taklit edilebilir dediğiniz için soruyorum. Şu an biraz zaten geçen sene Nisan ayında biz Science dergisinde bulgularımızı yayınladık ki evet. Bu zaten dünyanın en prestijli bilim dergilerinden biri. Zaten yayınımızda gösterdiğimiz aşama sadece kök hücre kullanarak, yumurta yok, sperm yok, sadece kök hücre kullanarak iki farklı kök hücreyi bir solid bir jelde birleştirerek gebeliğin ilk 13. gününe denk gelen aşamaları gösterdik. Bu sadece bir mimari olarak embriyoya benzemekle kalmıyor, aynı zamanda bir embriyo gibi davranıyor, aynı zamanda bir embriyo gibi gen ifadelerini yapıyor ve hücresel iletişimini kuruyor. Dolayısıyla zaten bu yayında gösterdiğimiz bazı ilk öncül basamaklar var. Ama tabii ki bilim veya bu tarz çalışmalar tek bir yayınla açıklanabilecek, büyük soruları cevaplandırabilecek şeyler değil. Şu anda hala çalışmalarımız devam ediyor. Biz bir taş attık, öyle diyelim. Bunun devamı da şu anda gelecek inşallah. Şimdi kök hücre kullanarak 13. güne denk gelen aşamaya geldik dediniz. 13. gün evet. De ciddi bir sayı. Yani düşünüyorum da şimdi 13. güne ondan sonrası için de hiç aşama kaydedildi mi? 13. güne geldikten sonra ne oldu? Sizin kök hücre kullanarak oluşturduğunuz bir embriyo oluşturdunuz o zaman. Sonra ne oldu peki 13. günden sonra o embriyo? 13. günden sonra öncül bulgularımız, yayınladığımız kısmından bahsedeyim. 13. günden sonra daha dejenerasyona gitmeye başladı ve çok fazla daha sonraki aşamaları gerçekleştiremedi. Bunun birçok sebebi var. Zaten şu andaki çalışmalarımız, o yayından sonraki çalışmalarımız bunu da aşmak. Hani eksik olan dokuyu tamamlamak veya bir şekilde ortama farklı bir madde, farklı bir ortam sağlayarak bu problemleri aşmak. Ancak şöyle de bir durum var. Zaten çalışma Cambridge'de gerçekleştirildi ve İngiltere'de embriyo çalışma 13 günle sınırlandırılmış bir aşamada. Zaten 13. günden sonrası da etik olarak çok şu anda gerçek bir embriyodan bahsediyorsak yasak. Bizim de önce tabii bu etik kuralları da biraz aşabilmemiz gerekiyor. Tabii işin içinde kök hücre olunca, gerçek embriyo olmayınca etik kurallar biraz daha esnek. Çünkü siz gerçek bir embriyoyu kullanmıyorsunuz. Dolayısıyla etiği bir anlamda kotarabiliyorsunuz. Ama Sayın Sözen, sonuçta embriyo dediğiniz şey de embriyo bir süre sonra bir insana dönüşmeyecek mi? Yani asıl hedef orası değil mi o zaman? Yani aslında orada da yine etik devreye girmiyor mu? Ne dersiniz? Bu şu anda bizim hedefimiz değil. Zaten ya biliyorum, bilim insanısınız siz ama evet. Tabii, buyurun. Yani bir canlı hayatın başlaması bu çok sonraki dönemleri, anne karnında olan aşamaları içeren bir durum. Bizim şu anda 13. gün diyebildiğimiz aşama bir hayat veya bir ceninden bahsedebilmemiz mümkün değil. Bunun zaten bahsettiğim gibi kısa dönemlerde yapılabilirliği de mümkün değil. Bizim buradaki tek amacımız işte bazı genetik problemlere ve düşüklerin sebeplerine çözüm aramak. Aslında sonrasında da çok büyük bir çalışma içerisindesiniz. Gerçekten kolaylıklar diliyorum. Ama işin tabii etik yönü de var. Üzerinizde hiç baskı hissediyor musunuz? Toplum baskısı tabii bu çalışmaları yaparken. Bilim insanısınız. Çünkü insanlığın faydası için çalışıyorsunuz. Ama bir yandan da böyle baskılar hissediyor musunuz üzerinizde Sayın Sezen? Şu ana kadar bu tarz bir yaklaşım hissetmedik. Gerçek embriyo ile çalışıldığı zaman biraz bu sorunlar ortaya çıkabilir. Gerçek bir şeyden bahsediyoruz. Çünkü biraz kök hücre bu işin dolaylarında dönmemizi sağladığı için biraz daha rahatız açıkçası. Ve ayrıca yani şu ana kadar açıklayabildiğimiz kısımlar etik çerçeveleri zaten rahatsız eden kısımlar değildi. İlerleyen aşamalar neleri gösterir, ne getirir onu bilemiyorum. Peki ama bu araştırmanızla, bu çalışmalarınızla kısırlık tamamen tarih olabilecek diyorsunuz. Bu mümkün olacak mı? Ne dersiniz? Yani ona ne kadar yakınsınız? Tamamen
Ne kadar tamamen tarih yakınsınız? olacak diyemeyiz tabii ki. Çünkü en iyi ihtimallerden konuşalım. Diyelim ki bir ütopya çizelim. Diyelim ki kök hücreden evet bir embriyo gelişti, çok ilerleyen aşamalara geldi falan Evet. filan. Bunun ne kadar normal olacağını bilmiyoruz. Bilemeyiz de zaten. Bu nedenle hani bir kısırlık çözümdür. Bu şu anda çok söylenebilir bir durum değil. Bir umut tabii ki vaat ediyor. Bu tarz çalışmalar, bilim her zaman bir umut vaat ediyor. Her zaman bazı soruları açıklamalar getiriyor. Siz ne kadar soru cevaplarsanız o kadar mükemmelliğe yaklaşıyorsunuz tabii ki. Ama bu şu anda kısırlığa çözüm olabileceğini net söylenebileceğimiz bir aşamada değiliz. Berna Sözen, bu araştırma beni çok heyecanlandırdı ama bir kadının bu işin içinde olması beni çok daha mutlu etti. Başarılar diliyorum size. Yolunuz açık Çok olsun. teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. Teşekkür. Akdeniz Üniversitesi